Euzubillahimineşşeytanillahim, bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm kıymetli kardeşlerim. Şimdi mesajlarda şunu görüyorum, yorumlarda da görüyorum. Mücahit kardeşim, evimde muska buldum veya evimde işte bir büyü buldum. Domuz yağı parça olarak buldum, sürülmüş gördüm, düğümler gördüm işte. Yani evinde bir büyü olduğunu anladığımız sabundur, mumdur vesaire bu tarz şeyler bulanlar var. Tabi bu kimseler büyük problemler yaşıyorlar ekseriyetle. Zaten hanelerinde, hayatlarında huzur kalmamış. Büyülerin tesiriyle beraber büyük efendim olumsuzluklara düçar olmuş kimseler yani. Biz de diyelim ne yaptık? Hakikaten evimizde bir muska bulduk. Evet. Bir baktık evde temizlik yapıyoruz. Efendim yastığın tozunu alalım dedik. Yastığı sirkelerken pat bir şey düştü. Bir baktık ki hakikaten eve bir muska konulmuş. Şimdi evet, haberimiz yok. Haberimiz yoksa hayır niyetle yapıldığı söylenemez. Bizim hayrımızda yapıyorsa biri bunu niye gizlice koysun ki? Der ki bak bu rızık için yazdırdık, al buyur evine koy rızkın artsın der. Veya şunun için bunun için iyi gelir diye dua olarak hediye eder. Eğer haberimiz olmadan getirilip bırakılmış ise zaten burada evet bir olumsuzluk var yani. Birileri bizim şerrimize bir şey yapıyor belli ki. Peki biz ne yapacağız? Evvela bizim burası pek ev ortamı olmadığı için siz evinizde bir kap bir şişe yapabilirsiniz. Bir kap alacağız. Daha sonra bu kaba üzüm sirkesi, elma sirkesi değil, saf üzüm sirkesi dolduracağız. Evet, bunu yapabiliriz evimizde bu şekilde. Yani bu muskayı, bulduğumuz muskayı etkisiz hale getirmek veya herhangi bir büyüyü etkisiz hale getirmek, onun tesirini hafifletmek adına yapıyoruz bunu. Ardından evet, o bulduğumuz muskayı ne yapacağız? Saf üzüm sirkesine atacağız. Evet, bu sirkenin içinde iken, muska veya bulduğumuz herhangi bir büyü sirkenin içerisinde iken biz bu sirkeye taze bir abdest ile evvela 33 defa besmele okuyacağız. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. 33 defa. Ardından 7 defa Fatiha suresini okuyacağız. Daha sonra Bakara suresinin ilk sayfasını 7 defa okuyacağız. Ayetel Kürsi'yi 7 defa okuyacağız. İnşirah suresini evet 7 defa okuyacağız. Kafirun suresini 11 defa okuyacağız. İhlas suresini 11 defa okuyacağız. Felak suresini 11 defa, Nas suresini 11 defa okuyacağız. Ardından Saffat suresinin ilk 10 ayetini okuyacağız. Birer defa okuyacağız ve nefes edeceğiz. Bunları okuduktan sonra muska, evet veya büyü, bulduğumuz büyü her neyse sirkedeyken. Bunları okuduk, ardından bunun üstünü hava almayacak şekilde kapatacağız veya şişe ise evet, kapağını kapatacağız şişenin. Saat şu anda kaç ise tam 24 saat bekleyeceğiz. 24 saat sonra bekledik, 24 saat geçti. O büyü muska her neyse büyük bir su birikintisine. Deniz olabilir, göl olabilir, nehir, ırmak, çay, akarsu olabilir. Büyük bir su birikintisine atma sureti ile imha etmiş olacağız. Büyü evet etkisiz hale getirilmiş olur. O muskanın tesiri büyük oranda zayıflamış olur diyelim. Allah muhafaza eylesin. İnşallah böyle bir sahneyle karşılaşmaz. Böyle bir şey yapmak zorunda kalmayız. Ama böyle bir şey görürsek de yapacağımız bu tertip ile inşallah o muskanın tesirinden kurtulabilmeyi Rabbim nasip eylesin diyelim. Vesselam.